Herkesin kendine bakması lazım. Kendi aynen. Kapısının önüne Evet. bakması Aynen. lazım. Evet. Ben yani illaki hatalarımız olacak, yanlışlarımız olacak. Zaten hata yapmadan insan doğruyu bulamaz. Ben hayatımda, futbol hayatımda da, şu anki teknik direktörlük hayatımda da veya ailemle çocuklarımı büyütürken Zeynep'le olan ilişkimde de çok hata yaptım. Tabii ki. Evet. Ama hala bu ilişkiyi sürdürebiliyorsak veya ben 20 sene boyunca bir camiaya ait olduysam veya şu anki teknik direktörlük hayatımda da habire bir adım yukarı çıkabiliyorsam doğruyu bir şekilde buluyorum. Hata yapıyorum ama doğruyu buluyorum. Bu da neyi gerektiriyor? Niyeti gerektiriyor. Çünkü niyetinde Doğru. kötülük yok. Evet. İlk önce kendi niyetimizi belli edip ona, bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Ramazan ayında oruç tutmak gibi bir şey. Bazılarımız oruç tutarız ama dayanamayız, yeriz. Evet. Bu günah mı? Kimine göre günah. Ama adamın niyeti tutmak. Sana kalkmış gece bu dua etmiş. Evet. Veya niyetlenirsin iki rekat namaz kılmaya veya Allah beş vakit namaz kılarsın. Yani demek istediğim şu ki, niyetimizin ne olduğunu bir kere kendi içimizde, gönlümüzde kurabildikten sonra gerçekten yanlış yapabilirsiniz. Ama bir yerde sizi o doğru yine karşınızı bulacak. Yani niyetiniz neyse niyetiniz sizi gelir bulur yani. O yüzden ben halkımızdan, milletimizden şunu rica ediyorum. Lütfen herkes bir ilk önce empati yapsın karşısındakiyle. Suçluyorsa ona göre empati yapsın. Hakan abi diyorum. Lütfen. Çok güzel bir laf söyledi. Aslında değişim ilk önce kendinden başlamalı ya. Yani biz çok eleştirel yaklaşıyoruz. Ülke olarak işte hemen bir şey olduğu zaman onu işte eleştirmeye başlıyoruz. Evet, hemen bir fikrimiz oluyor. Hep bir karşı taraf buluyoruz. Artık kutuplaştırma vesaire çok sıktı hepimizi. Ve kendimizi ilk önce kendimizi değiştirirsek zaten otomatikman dünya da değişiyor. Yani algımız değişiyor. İnşallah öyle bir yıl olur hepimiz adına. Kesinlikle öyle ki biz seninle konuşmuştuk. Şimdi ilerleyen dakikalarda ondan bahsederiz yine sizin. Tabii ki Hatay için, tüm Türkiye için apayrı bir yeriniz var hepimizin gönlünde. Ve o zaman Zeynep bana şey demişti. Şunu düşündüm Hilal. Hani biz bir sebepten oradaydık. Allah bizim orada olmamızı istedi. Yani çok fazla iyiliğe vesile oldunuz. Çok fazla insanın sesinin duyulmasına, çok fazla insanın kurtarılmasına vesile oldunuz. Ve dediğin gibi işte o bakış açısı her şeyi değiştiriyor. Ve en nihayetinde aynayı kendimize de çevirmek. Çok konuşacağız, uzun bir gece.